Bir önceki günden herkese merhaba arkadaşlar. Abant Gölü'ndeyiz. Şu an burada enfes bir doğa var. Şöyle bakınız. Şu gördüğünüz yer göl. Göl, 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 göl. Dağ, 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 dağ. Arkadaşlar biz şimdi Düzce tatiline geldik. İlk gün bir abant koşusu yaptık. İnanılmaz puslu bir hava. Bu arada Temmuz ayındayız. Temmuz'un 10'u bugün. Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Tekrar bayramımız buradan mübarek olsun. Biz şimdi yarın başka bir rotada koşacağız. Şöyle daha farklı bir rotada. Bu Abant'ta sürekli koşuyoruz zaten. Bugün GoPro'yu almak istemedik yanımıza koşarken. Beyza'nın telefonuna biraz videolar çektik. Size aradan böyle görüntüler yükleriz. Ya yani Temmuz'un ortasında inanılmaz güzel bir hava. Bereyle koştum bak düşün. Bayağı soğuk. Sürekli bir yağmur yağdı zaten. Puslu böyle muhtemelen bir 5 metre falan önünü göremediğim bir yol vardı önümüzde. İşte bu taş kesti yoluna, Abant'ta daha önce geldiğimiz arkadaşlar bilir. Taş kesti yolundan bir çıktık, köy yoluna girip, hiç görmediğimiz yolları, bilmediğimiz yollara girip, tekrar o taş kesti yoluna gelip, geri dönüp bir turda göl etrafında döndük. Ya inanılmaz keyifli bir koşuydu. Bunu normalde bugün çekmedim yani, çekip koymayacaktım sürekli Abant'a geliyoruz diye ama bu anı sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzeldi yani, her ne zaman gelsen İnanılmaz güzel bir mevsim. Resmen Abant şeyiyim ben. Abant sefiri. Yani böyle sürekli Abant'ı överim ama gerçekten çok güzel arkadaşlar. Biz şimdi gidiyoruz işte anne evine. Orada bayram kutlaması yapacağız. Böyle size iki gün koştuğumuz yani aslında ben bir sonraki gün dediğim gibi ertesi günkü rotayı çekmek istiyordum. O daha değişik bir yere gideceğiz. Sürpriz olsun. Zaten videoyu başladığında direkt göreceksiniz orayı. Ama bu da böyle güzel bir size şey olsun. Keyifli izlemeli olsun. Aradan videoları gönderiyoruz. Hadi bakalım. Ertesi günde görüşürüz. Ooo. Hanım hırslandı. Sol. Sağ. Aa, böcek çok böyle. Aa. Oha. Bu nasıl böcek? Rengi de mor. Bolu'da koşularımız devam ediyor. Şu an 1300-1400 rakımlardayız. Akkaya'ya geldik, travertenlere. Şimdi orayı geziyoruz. Siz şu anda buradayken biz aslında orada geziyoruz yani. Bir koşu yapalım. 30 dakika bir antrenmanımız var. Dün videolarda gördünüz zaten. Nasıl da hava böyle sisli puslu, yine Bolu'daydık. Abant'taydık. Bugün yine Bolu'dayız. Bugün de böyle. Günlük güneşlik. Ama yine de böyle hava serin. Yani aşağıdaki gibi 30 derece havalar yok. Hava serin, gayet güzel. Şöyle bir uçsuz bucaklığın arasında rakım antrenmanı yapıyoruz. Biraz vücudumuz alışsın diye. Hadi bakalım. Travertenlerin gezisine devam. Hey yo. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Bugün Akkaya'dayız. Travertenler Bolu'da. Bolu'nun Pamuk Kalesi diye biliniyor. Şöyle. Merhaba de Asil. Merhaba. Evet arkadaşlar, burası Bolu'da bir travertenler. Şu an bayağı kalabalık.
size çok anlatamıyorum. Şimdi aşağıya gideceğiz biz. Burada şöyle aşağıda mağaralar falan var, oraları gezeceğiz. Şöyle tekrar size göstereyim. Harika bir doğası var. Şurada yukarıda bir havuz var. O havuzda işte yüzebiliyorsunuz. Burada deniz falan yakında olmadığı için öyle bir havuz. Buraya gelen su mineralli su. Dağdan geliyor. Şurada birazdan göstereceğim. Birazdan göstereceğim şey de var. Ayaklarını soktuğunuz yer de var. Mineralli su, yani şifalı olduğunu inanıyor. Havuz da o sudan doluyor. Suyu biraz dinlendirip öyle dolduruyorlarmış havuza. Sonra havuzdaki suyu bu boşaltıyorlar. Şu travertenlerin üstünden akıyor. Yavaş yavaş, sakin sakin. Tekrar gelen, yukarıdan gelen su tekrar dolup işte havuzda yüzebiliyorsunuz. Kadın ve erkek ayrı bölüm var. Yani kadınlar ayrı bölüm var. Diğer taraf karışık bölüm. Güzel içeride piknik alanı var. Şimdi size piknik alanı da gösteririm. Şöyle şurada. Komple. Biz de ailecek pikniğe geldik buraya. Aynı zamanda şuralarda gezelim dedik. Güzel, keyifli bir yer. Araçta giriş var. Kişi başı giriş 11 TL'ymiş. Araçta girersiniz 33 TL. 5 kişiye kadar. O da gayet avantajlı. Şimdi birazdan buraları gezeceğiz. Evet, şöyle ilk mağaramıza girelim. Burada böyle bir sürü mağara var. Hepsine gireceğiz. Ama bir şey sürekli su damlattığı için böyle üzerinize geliyor. Bayağı serin burası. İçerisi güzel. Bu taşların beyazlaşmasının sebebi mineralli sudan kaynaklanıyor. Yani bunları böyle biraz böyle eritiyor. Böyle keyifli, değişik bir yer. Şöyle göstersin size kameraman arkadaşımız. Neler var, neler yok. Aşağılarda. O harika görünüyor yalnız, değil mi? Şöyle ileriye doğru gidebiliyoruz. Buradan kaymayız değil mi? Yuvarlanıyormuşuz aşağıya. Harika. Buradan gelen su da bu havuzdan aşağıya boşaltılan suymuş. Dur, annenin gelmeden gidelim. Şimdi keşif saatine geçtik arkadaşlar. Şöyle aşağılara doğru gidiyoruz. Şöyle yol aşağıda iniyor. O tekrar travertenlere. Biraz böyle kalabalık. Çok fazla şey yapamıyorum. Şurada bakın, aşağıda bir giriş var. Her deliğe gireceğim diye. Hasil, hadi gel buraya girelim. Yalnız ben gözle gördüğümde şu sizin gördüğünüz gibi buraları renkli böyle yeşil görmüyorum. Demek ki ışıktan dolayı, kameradan dolayı parlıyor. İnanılmaz güzel görünüyor. Şöyle bir mağara yapımız var arkadaşlar içeride. Böyle. Mağaralarımız şöyle içeri doğru giriyor. Burada var ya. Burada gerçekten yaşanır. İnanılmaz güzel, serin içerisi. Böyle bayağı keyifli yani. Bakınız. Harika. Bunu görüntünün altına koyalım. Bezoş beni çekerken. Evet. Arkadaşlar, şimdi şöyle yukarı bir yol çıkıyor. Şuraya bir deneyeceğim bakalım. Nereye gidiyor? Biliyorsunuz ki trail ruhu bana buralara git diyor ama emin de olamıyorum. Gerçi yeni ayakkabılarım Merrell hiç kaymıyor. Gayet sağlam bir patik ayakkabısı. Ama gitsem sonunda bir yere ulaşamayacağım. Şu aşağıdan bir yol gidiyor. Aşağıya deneyelim. Şimdi aşağıdaki yoldan şöyle bir gireceğim bakalım. Neler var oralarda görelim. Keşfimize devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan bu arada burayı, yani tesis sahibi bayağı güzelleştirmiş. Yukarıdaki piknik alanlarını göstereceğim size. Yani mangal yerleri falan da her şeyini böyle yerine göre yapmış. Gayet yani güzel, geldiğinizde rahat edebiliyorsunuz. İçeride kafe vesaire de var. Yani böyle hiç malzeme almadan gelirsen rahat bir şekilde takılırsın yani burada. Şurası Bolu yolu aşağıdan. Bu arada o Bolu otobandan çıktıktan sonra bir 15 kilometre civarı buraya geliş. Yani çok uzun bir yol sürmüyor. Şöyle aşağıdaki mağaralara da geldik. Buralarda bakın, yukarıdan gelen mineralli su aşağılara şıkır şıkır iniyor. Oo, şurada çok güzel bir çıkış var. Oralara bakalım çıkabilecek miyiz? Şöyle bir yolla aşağı iniyor. Burası da yine o aşağıdan. Bakalım burası nereye gidiyormuş. Travertenlere gidiyor muhtemelen. Şöyle aşağıdan yol
arkandan travertenlere gidiyor. Çok güzel ya burası. Ya Bolu'da gerçekten arkadaşlar, Bolu'ya geldiğinizde biz bak dün Abant'taydık, koştuk. Aa bu arada dün Abant'ta koştuk. Bakın biraz onu izleyin. Düzce'ye ilk gelmeden önce bir Abant'a gittik. Koşalım dedik. Bir görüntüleri izleyin. Sisli puslu bir hava, yağmurlu. İnanılmaz güzeldi, keyifliydi. Biz bir iki gün işte rakım antrenmanı yapalım diye gitmiş olduk. 90 dakika bir antrenmanımız vardı. Bir izleyin onu, sonra gelin tekrar şey yapalım, buradayız. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Ben şimdi şurada bir tane derin bir mağara var, oraya giriyorum. Bizimkiler mağara tercih etmediler. Asil her deliğe girdi yine. Ya şu taşlar ne kadar güzel görünüyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Dayı buraya mı girelim ya? Evet geleceğiz, şimdi oraya da geleceğiz. Şöyle harika. Nasıldı Abant koşusu? İzlediniz değil mi? Çok güzeldi ya, inanılmaz keyif aldık. Bugün de öyleydi gerçekten. Şöyle giriyoruz. Dayı. Bir dakika dur dayıcığım. Bugünkü vlogdaki şeyim, parazitim Asil. Her yerde şey, rev yapıyor. Evet. Giriyorum, derinliklerdeyim. Dırırırım. Telefondan ışığı açmam gerekecek çünkü burası epey karanlık arkadaşlar. Şöyle ışıktan ışığı açtım. Asil bir dakika, gölge yapma dayıcım. Ova. Bayağı. Burada yarasa yaşıyor mu acaba sizce? Baksana. Bak dayıma, ışığı da ben görebiliyorum. Tamam önüme geçmem, olur mu? Böyle değişik bir yer. Vallahi bakın şurada su da var. Mükemmel. Şuradan aynen geri gidelim Asil. Ben yapmıyorum ki. Kim yapıyor? Ben. Harika. İçerisi uçsuz bucaksız. Evet, bir dağ, bir mağara maceramızı da gezdik arkadaşlar. Şöyle yukarıdan şıkır 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 sular geliyor, mineralli sular. Şimdi orada yukarıda içilen su da var. Sizin için test edeceğim. Ayaklarımızı soktuğumuz su da var. Orayı da göstereceğim size. Buradan da yol yapmışlar bu arada. Bakın sular geliyor yukarıdan. Yine şırıl şırıl. Şöyle suları takip edelim. Şeyde mi vardı o? Harry Potter'da bir şey takip... He, örümcekleri takip ediyordu şey. Sen gel 1000 yıl boyunca Harry Potter izle. İsimler aklına gelmesin, iyi mi? Siz yorumlarda yazın kim olduğunu. Kızıl benim, kızıl arkadaşım. Ben gibiydi aynı. Beyza da Harry Potter hastasıdır kendi. Harry Potter'daki kızıl çocuğun adı neydi? Ron. Beyza eskiden Harry Potter'ı çok izlerken Ron'u seviyormuş. Ron'a aşıkmış. Sonra beni bulunca Ron'u unutmuş çünkü benim de saçlarım kızıl. Kızılırlıktan dolayı sakallarım da öyle. He, Ron böyle örümceklerin peşinden gider. Ben de suyu takip ediyorum. Su nereye gidiyorsa. Ben de öyle gidiyorum. Şöyle aşağı doğru inelim bakalım. Ya gerçekten böyle burası bir doğa harikası. Yani bilmiyorum daha önce gördünüz mü hiç? Dikkatinizi çekti mi? Yani Pamukkale çok biliniyor. Traverten orası bayağı büyük yani. Enfes büyük. Burası böyle küçük ama korunmuş ve kollanmış bir şekilde işletmeye açılmış. İnsanlarla buradan faydalanabiliyorlar yani. Hem suyundan hem doğasından, piknik yapmak için vesairesi için. O yüzden çok güzel. Yani Bolu'nun bu konularda şeyi iyi. Yedi göller, Bolu Gölcük, Sülüklü Göl, Abant vesaire. Böyle Bolu'ya gel. 15 gün her yeri gezersin yani, inanılmaz güzel. Hiç de canın sıkılmaz ve hava da ne kadar sıcakta gelirsen gel böyle bir serin seni rahatlatıyor yani. Doğa gezilerimizde bugün. Arkadaşlar şimdi yürüyüşme devam ederken şöyle bir daha gördüm. Şurada böyle travertenler oluşmuş. Aşağı doğru parmağımı görüyor musunuz? Yani bu dediğim gibi bu mineralli su aşağı akarken bu kayaları böyle işliye işliye beyazlatıyor. Çok güzel ya. Acaba ben de bu suyun altında bir süre yatsam kayalar gibi böyle beyazlayıp güzel bir mineralli görüntüye kavuşur muyum? Bu da böyle bir IQ patlaması. Arkadaşlar beklenen şey geldi diye adam vardı ya. O yapıyor. Şöyle tepeye çıktım. Bakınız. Yok, o da direkt dolduruyor üstüne kalmasın. Tekrar yukarılardayım. Şurada iki tane havuz var yan yana küçük. Biri şu, biri de yanda.
biri kadınlar için, biri erkekler için ayaklarını sokuyorsunuz. O mineralli suyun şifa verdiği düşünülüyor. Hem aynı zamanda o maden suyu içiliyor. Şöyle size göstereyim şurayı. Mineralli su, maden suyu, doğal su. Baya güzel, yani leziz, lezzetli. Böyle seni çok rahatsız etmiyor. Şurası da böyle piknik alanımız. Arkadaşlar, baya güzel bir piknik alanı var burada. Yani insanlarla ailenizle birlikte rahat gelip vakit geçirebileceğiniz. Şurada çocuklar için oyun alanı yapmışlar. Trambol, ipli trambol. Şurada boğa var. Boğadan düşersen kaybediyorsun. Şöyle şurada da bir tesis var. Orada yemek işte yeme yerleri var. Şöyle çardağımız var. Mangallarımız, mangal yerlerimiz gayet güzel. Şu an mesela hava çok güneşli, sıcakmış gibi duruyor ama terletmiyor insanı. Böyle boğmuyor, bunaltmıyor. Şöyle güzel işte yürüyüş yolları. Şu alanı dönebileceğiniz. Şu size havuzu göstermek istiyorum. Şuradan göreceğiz şimdi havuzu. Boks. Bu şeylerde... Boks vuruşları var ya, bunlarda deneyen var mı bilmiyorum. Sürekli bir rekor kırılır burada. 456 vurdu çocuk. Bakınız şurası havuz arkadaşlar. Böyle komple mineralli sudan gelen havuz. Şurası da bayanlar bölümü, hanım kadınlar bölümü. Ya havuzun da arkası falan çok güzel. Böyle çamaşırı falan da ekmişler şuraya. Şezlonglar da var. Gayet güzel. Şurada bir restoran da var. Yemek bölümünün menüsünü size göstereyim. Böyle işte burada şey de var. Tesis de var. Yemek falan yiyebileceğiniz. Havuzda da güzel müzik çalıyor. Şöyle tekrar size çekeyim. Şu havuzun diğer tarafına da gidebiliyordum galiba. Oraya da gideyim. Ya gayet güzel ya. Burası bayağı eğlenceli yani. Havuzun girişi 35 TL'ymiş kişi başı. 35 lira. Şezlong var içeride. Hizmetleri. Burada mesela çocuklar için şişme işte o simitten vesaireden her şeyden de var. Kolluk molluk da var. Gayet kullanılabilir bir şey, yer. Şurada ücretsiz tuvaletler var. Mescit var. Akkaya travertenlerin tamamen tanıtımını yapmış oldum. Hep koşu aslında bugün de aslında biliyorsunuz yani koşu da yaptık. Koşumuzu da size gösteriyoruz. Sadece bir yere gitmişken rota çekmeyelim. Gittiğimiz yeri de biraz böyle gösterelim istedim. O yüzden size burayı da böyle çekiyorum. Keyifle de izleyin yani. Buraya da gelirseniz, gelmeden önce videoyu izlerseniz böyle görürsünüz. Neler var neler yokmuş. Şöyle gidiyorum çimenlerden. Ne kadar güzel yerler, ne kadar güzel yerler diye. Epey de rüzgar esiyor. Umarım sizi şu psikolo olanı takmadım. Şu daha güzel görünüyor diye mikrofonum. Tişörtüm nasıl? Meryl. Meryl yeni sponsorumuz. Çok güzel. Şöyle burada fotoğraf çektiğinizde direkt çıktı alabiliyorsunuz. Şurası fotoğraf alanı. Oba, burası bayağı güzelmiş ya. Burada bir de şey varmış, düğün salonu burası. Şu yukarısı, şimdi orayı da göstereceğim size. Düğün, nişan, merasimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakın şöyle güzel. Harika. Söylenene göre arkadaşlar burası tamamen doğal bir şekilde oluşmuş. Yani bu tesisi tabii ki düzenlemişler ama bu suyun akışından dolayı kaynaklanan o taşların durumu doğal bir şekilde oluşmuş. O yüzden herhangi bir el müdahalesi yokmuş yani şey peyzaj çalışması dışında. Şöyle çiçek bahçeli burası, çok güzel, harika. Çok güzel, şu karşı işte. Şuraya şöyle fışık fışık zoom yapabilirsek. O karşı düğün yapılan bir yer, tesis. Şöyle gidiyor oraya. Size gitmişken hazır oraya da çekeyim. Güzel bir müzik çalıyor. Hani bir resim. Lay lay lay. Erol Evgin değil mi? O çalıyor, çok güzel. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Evet, buralara da gelmiş olduk arkadaşlar. Size böyle düğün salonunda göstermiş oldum. Burası kır bahçesi. Kırda düğün, dernek vesaire. Girişi arka taraftan daha başka. Hemen arkası havuz zaten. Şu az önce gösterdiğim yerin arkası havuz.
Benden bu kadar arkadaşlar. Anlatacaklarım bitti. Zaten GoPro'm şarjı da bitiyor yavaş yavaş. Zaten gezeceğim başka bir yerde kalmadı. Bütün tesisi gezmiş oldum sizinle birlikte. Ben de bir kere daha gelmiştim buraya daha önce. Birkaç yıl önce Kurban Bayramı'nda. Şimdi tekrar gelmek nasip oldu. Size de göstereyim dedim hazır gelmişken. Kanala abone olmayı, çanı bildirmeyi, çinçinleri açmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.